Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet, 9. sınıf matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık denklem ve eşitsizliklere başladık ve ilk kısımda da bölünebilme kurallarının birinci bölümünden başlayacağız. Yani size bölmeyi anlatacağım. Bölme ne demek? Şimdi bölünebilme kurallarına geçmeden önce bir bölmeyi bilmemiz lazım, değil mi? Hemen şaşırdın. Hocam biz bunu ilkokul 3'te gördük zaten diye düşünüyorsun ama olay hiç de öyle değil. Biz o zamanlar size birazcık kestirme, birazcık kısa yollar anlatmıştık. Şimdi esas matematik bölmesini anlatacağız. Çok teknik çalışacağız yani bu videoda. Önemli bir video, onu söylemiş olayım. Bundan sonra tek videoda size bütün bölünebilme kurallarını akılda kalıcı bir şekilde, hiç unutmayacaksınız ömrünüz boyunca, o kadar söyleyeyim. O şekilde anlatacağız. Ondan sonra da EBO, PEKOK, periyodik problemler derken yardırıp gideceğiz. Dolayısıyla videolarımız devam edecek. Bu yüzden eğer değilsen kanala abone olup bu videoları kaçırmadan izleyebilirsin ve tabii ki de videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikle ne demiştik? Bölmeyi anlatacağız size, değil mi? A bölü B eşittir C çıkmış gibi duruyor ilk başta basit olarak. Şimdi burada bir çok unutuluyor. İsimlerinden başlayalım, değil mi? Hani bölünen, bölen, bölüm kimdi vesaire. Bunları bir tekrar etmek istedim. Çünkü sorularda direkt böyle soruyor. Hani bölüm şuysa, bölen buysa filan. Orada nereye neyi koyacağını bazen afallayıp şaşırabiliyorsun. Unutmuş olabiliyorsun. İnsanoğlu unutabilir. Dolayısıyla bir tekrar edelim istedim. Öncelikle bir bölünenimiz var. Yani bölünüyor, yazık. Biz burada kimi bölüyoruz? Yani kim bölünüyor? Şuradaki A sayısı bölünüyor, değil mi? Dolayısıyla o arkadaşa biz bölünen diyoruz. Birincisi tamam. Peki bu arkadaşı biri bölüyor. Kim bölüyor? B harfi, tabii ki de B harfi. Şuradaki bölen, yani o gidiyor bölüyor. Bu yüzden biz ona bölen diyeceğiz. Bir de bölüm dediğimiz ya da sonuç da diyebiliriz buna. C'ye de ne diyeceğiz? Bölüm diyeceğiz. Ki bunları dediğim gibi ilkokulda gördüğünüz kısım, şu ana kadar bir problem yok. Bir de şurada K harfimiz var, çıkmamış. O arkadaşa da ne diyoruz? Kalan diyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir yaştan sonra, artık belli bir sınıftan sonra karşımıza kalanlar çıkmaya başlamıştı, değil mi? Yani tam bölünmeyenler çıkmaya başladı. Dolayısıyla ona da kalan diyoruz. Peki. Şimdi esas kısma başlıyoruz. Bölme işleminde biz bir formülü çok iyi bilmeliyiz. Bu bölünen arkadaş var ya, biz onu aslında teknik bir şekilde yazabiliyoruz. O da nasıl? Bölenle bölümün çarpımı, yani B çarpı C, üstüne de kalanı ekleyelim, yani artı K diyoruz. Hemen ispat et hocam, biz böyle anlamayız diyenler ekrana yaklaşsınlar. Şimdi bakınız, mesela 7'yi 2'ye bölüyorum. 7'nin içinde 2 3 defa var. 3 kere 2 6 dedim ve 1 yapıştırdın. Kalan. Şimdi o zaman bu teknik yazıma göre, formüle göre yani biz bu 7 arkadaşı nasıl yazabiliyormuşuz? 7 eşittir diyormuşuz. Bölenle bölümün çarpımı, yani 2 çarpı 3, üstüne de kalanı ekleyiver gitsin. Artı 1. Şimdi 2 kere 3 6, gerçekten de bak 6 artı 1 7 çıkıyor. Bundan sonra bölme işlemini bu şekilde çalışacaksın. Aklına yaz. Burada tabii bilmemiz gereken yine kurallarımız var. Birincisi ve en önemlisi, kalan arkadaş bölenden küçük olmak zorunda. Yani şöyle bir şey olmaz mesela. Atıyorum 7'yi 2'ye böldün ve kalan 3 kaldı. Olmaz. Eğer sen burada kalanı 3 bıraktıysan, salladım bu arada, kalan 3 bıraktıysan o bölmeyi yanlış yaptın demektir. Neden? Çünkü 3'ün içinde 2 var. Bölme devam eder. Yani sen onu yanlış buldun. Geriye dönüp tam bir doldurmalısın o kısmı. Dolayısıyla kalan ne diyoruz? Bölenden her zaman ufak kalmak zorunda. Eşit dahi olmaz bakın. Hani mesela şurası 2 de olmazdı. 2'nin içinde 2 var derdik çünkü. Öyle yine yardırıp devam ederdik. Dolayısıyla onu bir aklımıza yazalım. Şimdi kalan eğer bölümden küçükse de burada B ile C'yi yer değiştirebiliyoruz. Şimdi bu ne demek? Kalan bölümden daha küçük ne demek? Yine hemen bir örnek verelim. Kalan daha küçük olacak. Mesela 5'i 2'ye böldüğümüzde 2 kere var. Şurası 4, çıkarttık 1. Bakın kalan 1 ya. Diğer tarafta da bölüm 2 çıktı.
Bölenle bölüm bu şekilde yer değiştirebilir. Gerçi burada ikisi de aynı çıktı. Çok ters o bir örnek vermiş. 7'yi 2'ye bölelim mi o zaman? 3 kere var deyip evet burada olur. Şimdi bak 7'yi 2'ye böldün 3 kere var kalan da 1. Şimdi bu kalan eğer C'den küçükse yani bölümden küçükse ki burada 3'ten küçük olduğunu görüyorsun. İşte bu gibi durumlarda bölenle bölüm yer değiştirebiliyor. Ne demek istiyorsun hocam? Anlat, örnek ver. Aynen öyle. Örnek. Bu arada matematiğin bel kemiği örnek. Örneksiz anlamayız. Burada işte şunu yapabiliyoruz gençler bakın. 7'yi 3'e böldüğümüzde de yine durum aynı çıkıyor. Yani 2 kere var deyip şurada geri kalanı aynı yazabiliriz. Yani kalanda bir değişiklik olmuyor. Bölünende de bir değişiklik yine olmuyor diyebiliriz. Ama hangi şartta kesinlikle kalanınız bölümden su yani sonuçtan küçük olacak. Onu unutmayın. Bu bazı sorularda can kurtarır. Onu da söylemiş olayım. Bir de ne konuşacağız? Kalan her zaman sıfırdan büyük ya da eşittir. Yani sıfır kalabilir. Eyvallah. Hani hiçbir şey kalmadı deriz ona da negatif olmaz. Negatif kalan bu bölmede kullanmayacağız. Şimdi gelelim size esas bölme işlemini anlatmaya. Şimdi biz size hani burada bölüm ile kalanı toplayın dedik ya hemen başladınız bölmeye. 12'de 12 bir kere var işte 3 kaldı bitti. Ha bölüm 1 olmaz. Öyle bir sazanlık yapmayın yani. Kısacası atlamayın. Bu biraz ilkokulda kaldı. Siz artık büyüdünüz. Siz abla abi oldunuz canım. Öyle bölmeleri bırakın artık. Ben size şimdi biraz üniversite matematiğinden kalan bir bölme işlemi yöntemi anlatayım. Şimdi gençler bölmeye şöyle başlayacaksın. Birin içinde 12 var mı? Yok demeyeceksin. 0 kere var diyeceksin. 0 kere 12 sıfırı çakacaksın şuraya. Çıkartacaksın. Burada 1 kaldı. Şimdi devam et. 2'yi aşağıya indir. Ha burada diyeceksin ki hocam yine birin içinde 12. Sonsuza kadar 0 0 yazmanın bir anlamı yok değil mi? Dolayısıyla hemen bir tanesini kullandın. Onu geç. Diğerini indir. Yoluna devam et. 12'de 12 var mı? Var dedin. Evet. Doğru. Bir kere var. Çıkarttık. Burada da arkadaş 0 kaldı. Şimdi 0 kaldığı için artık onu aramıyorsun. 3'ü aşağıya indiriyoruz. 3'ün içinde 12 var mı dediğimde sen yine yok demeyeceksin. Yok diyenin kalemi kırılsın. Bu kalemi kırmayacağım tabii ki de. Çünkü ben yok demiyorum. 0 kere var deyip yoluna o şekilde devam edeceksin. 0 kere 12 0 diyeceksin. Çat çuttan kalan 3 bulacaksın. Eğer bu şekilde yaparsan bölmede işte sıfırları özellikle o arada kalan sıfırları unutmamış olursun. E hocam 0 10 diye sonuç mu olur? Deme tabii ki de olmaz. Çünkü biz bu baştaki sıfırları genelde zaten yazmayız. O zaman hocam 0 0 7 James Bond vardı. Onlar yalan dolan mıydı? İşte orada beni çürütebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Yani 007 nedir arkadaş? 7 James Bond. Bitti. Baştaki sıfırların bir anlamı yok yani. Ne yapayım? Evet, cevabımız 10 olmalıydı. Yani biz 123'ü 12 çarpı 10 artı 3 şeklinde yazabiliyoruz. Tabii burada bölüm ile kalanı toplayıver demiş. Hani Fasafiso'dan bir soru sormuşuz. Bölümü 10 bulduk, kalanı da 3 bulduk. Toplayınca 13'ü yapıştırır geçeriz. Şimdi x ve y birer pozitif esas sorulara geldik bak. Şöyle bir doğrul yerinden. Şöyle bir çayını çorbanı tazele yenile. Ondan sonra yine gel çünkü esas yerlere başlıyoruz. Esas TYT'de bizi böyle gıdıklayacak sorulara geldik çünkü. X ve y birer pozitif tam sayıymış. Bak şimdi. Sana burada demiş ya pozitif tam sayı vesaire. Artık var ya İlkokulu, ortaokulu unut. Bunlara çok dikkat ediyorsun. Bu hangi sayı kümesine dahil bizim için çok önemli. Doğal sayı mı? Tam sayı mı? Sıfırı alır mıyım, alamaz mıyım? Negatif olur mu, olmaz mı? Bunlar bizim için ölümcül artık. Soruyu kaybederiz. Aman dikkat. Dolayısıyla pozitif tam sayı deyince aklına ne geliyor? Sıfırı alamazsın. Pozitif demiş. Sıfır pozitif değil. O yüzden birden sonrasını düşüneceksin. 1, 2, 3, 4 vesaire. Bunu unutma. Şimdi buna göre x'in en küçük değerini sormuş. Hadi bulalım. Şimdi x eşittir. Ben normalde ne yazarım? Hemen bölme ne? Bölme formülünü yazacağım. Bölme algoritmasını yazacağım. Bu arada bununla ilgili üniversitede özel ders var. Yani özel ders derken ayrı bir ders var. Soyut matematik diye bir dönem bölme işledik.
Bak, matematik okuyacaklar. Aklınızda bulunsun. Ağır bir konu. Aslında çok derinlere iniyorlar. Ama biz şöyle yüzeysel geçeceğiz size. Şimdi ki bu yüzeysel hali. Öyle düşün. Bölenle bölümü çarpıyorduk. Yani 3 çarpı y diyeceğim. Artı x diyeceğim. Hocam burada şimdi x'in en küçüğünü soruyormuş. Evet. O zaman ben burada y'ye giderim. Pozitif tam sayıyı da biliyorum canım. Birden başlar. Biri yapıştırırım oraya. Bu oraya x demişiz bu arada. Niye söylemiyorsunuz ya? Şurası artı 5. Kalanı ekliyoruz değil mi oraya? Her neyse. 3 kere 1 dedim. 3. Bir de 5'i toplarım. 8'dir bu. Böyle sorularla bana gelme. Diyorsan dikkat. Orada dur bakalım derim. Çünkü daha karpuz keseceğiz. Bekle bakalım. Şimdi gençler, ye öyle paldır küldür. Bir demek yok. Artık 9. sınıfsın sen. Hep bir bit yeni arayacaksın sorularda. Şimdi bak, burada ye değer verirken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyordu. Az önce Melih Hocan sana ne anlattı? Dedi ki bölünen dedi şuradaki kalandan büyük olmak zorunda. Yoksa bölme devam eder. Atıyorum sen şimdi buraya 1 yazabilir misin? O zaman ben sana derim ki 5'in içinde 1 var. İşte 5 kere var derim, hop devam ederim 35. Ama biz 35,5 severiz. O yüzden onu geç. Şimdi ne yapacaksın? O zaman burada y'ye verebileceğin en küçük değeri düşüneceksin. Çünkü x'i en küçük bulmaya çalışıyoruz. O zaman y'ye en küçük 6'yı yapıştırırız. 6. Neden? Çünkü burada kalanımız 5. 5 veremez miydik hocam? Hayır, veremezsin. 5 dersen yoluma devam ederim. 5'in içinde 5 var çünkü. Tamam. Dolayısıyla burada 6'yı yapıştıracağız. 3 kere 6 diyeceksin. Artı 5. Burası 18. Artı da 5'i yapıştırdın mı? Cevabı 23 bulacaksın. Yani x'in en küçük değeri kaçmış? 23'müş. Çok böyle şoke edici bir bilgi gibi duruyor ama bunu işte dikkate almazsan, kaçırırsan soruda sen 8'i işaretlersin. Arkadaşların üniversiteye giderler. Sen de onlara bakarsın. Dikkat. Geçelim. Şimdi A pozitif bir tam sayıymış. Pozitif bir tam sayı. Zaten 4'e bölünmüş, 6 çıkmış hadi. Değil mi? Belli pozitif olacağı. Bölme işlemine göre A'nın en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi A'nın en büyük değerini bulacağız. Burada kalan kaç ya? Kalan verilmemiş. Ama belli bir kalan olup olmayacağını sana bırakmış demek ki. Yani burada şimdi 6 kere 4 24 demeyeceksin. Oraya hani biz şu formülü yine yazıyoruz ya, bölme algoritmasını mutlaka çok iyi öğreneceksin. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan diyoruz ya. A'nın da en büyük değeri soruluyor. O zaman sen git orada kalana verebileceğin en büyük değeri ver ki A'yı çok güzel böyle büyük bulalım ya. O zaman kalana en büyük ne veririz? 100. Yavaş. 100 olmaz tabii ki de. Çünkü bak burada bölünenim 4. Bölmenin devam etmemesi için mesela buraya 4 versem devam eder. 5 desem zaten devam edecek. O yüzden ne yapacağız? Hop şöyle yapalım. Orada çünkü 5 yazıyordu. Bu arada PDF çıkartanlar 5'i hemen silsinler. Orada hiçbir şey yazmıyor. Oraya en büyük 3 yazabiliriz. Çünkü 3 yazarsam bölme orada kilitlenmiş olur. Dolayısıyla ben buraya 3'ümü yapıştırırım. 6 kere 4 24 artı 3 eşittir 27 derim. A'nın en büyük değerini bulmuş olur. Gördüğünüz gibi sorular biraz değişik. Bence sert. Yavaş yavaş daha da sertleşeceğiz. Hiç merak etmeyin. A ve B birer doğal sayıymış. Doğal sayı. Bölme işlemine göre B'nin A cinsinden ifadesini soruyor. Bak bunu TYT'de çok kurcalarlar. Onun o cinsinden, bunun bu cinsinden cins cins sorular karşına gelebilir. Aman dikkat. Hemen bölme algoritmasına koşturuyorsun. Zaten şu bölme işlemini gördün mü? Bak şu işlemleri gördün mü? Hemen bölme algoritması aklına gelsin. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu yazdın mı gerisi bitmiştir. Gerisini halledersin. Şimdi B'nin A cinsinden ifadesi diyor. Ben zaten denklemimi kurdum ya. Oradan B'yi çekiveririm. Sen denklem biliyorsun. Gördün. 7. sınıfta bile gördük. Bu artı 2'yi şutlayalım mı diğer tarafa? Amaç ne? Amaç B'yi yalnız bırakmak canım. Darlanmış. O B'nin solundan 5 geliyor, sağından artı 2. Bir yalnız bırakın ya. Bir salın şu çocuğu ya. At o artı 2'yi diğer tarafa. A eksi 2 olsun mu? Karşı tarafta da 5B var. Hocam 5'ten kurtulamadık hala. Ben de sana soruyorum, 5B'yi nasıl rahatsız ediyor ki? Bize anlat bakalım, olayı anlat bana. Hocam 5 ile B çarpılıyor. Çarparak rahatsız ediyor. Ya çarpmadan kurtul o zaman. Nasıl kurtuluyorsun?
bölerek. O zaman burayı 5'e bölerim. Burayı da 5'e bölerim. Çat çuttan a eksi 2 bölü 5 bulurum. Kimi? B'yi. Yani B'yi böylece yanlış bıraktım değil. Yalnız bıraktım. Ha o 5'i diğer tarafa bölme atarım diye kestirmeden de çıkabilirsin. Serbestsin. Ama yeter ki işlem hatası yapma diyorum. B'yi de bu şekilde yazdım. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Yani partikül soruya geldik. Ne demek bu? Birazcık artık yeni nesil çözelim. Şey zannettiniz değil mi? Oh 9. sınıfa geçtim. Sorular kısacık. Oku geç, oku geç, oku. Yavaş. Yerler yaş diye eski bir deyim vardır bizde. O yüzden üstüne bir de daha durun. Karpuz kesecektik der. Bu soruyu da önünüze sunarım. Hadi bakalım. Birazcık yeni nesil çözelim. Bundan sonra böyle aralara kaynaştıracağım yeni nesilleri. Diğer sorular da çok önemli. TYT'de o tarz da çıkıyor bak. Onu da atlama. Hani böyle kısa konuştu sorular da geliyor. Orada da kaçırmamak lazım. Ama yeni nesilde ağırlıkta. Bunu da söyleyeyim. O yüzden biz de dedik ki birazcık dedik şu çocukları alıştıralım, ısındıralım. 12. sınıfta çok dayak yiyecekler. Onun acısını şimdiden azaltalım. O yüzden çok dayak yemeyin diye şimdiden kaktıracağız aradan aradan. Tamam. Bir çokgenin içine bir tam sayı yazıldığında oluşan şeklin değeri bak burayı siyahla yazıyorum. Çokgenin kenar sayısının karesinin çokgenin içinde yazan sayıya bölümünden kalana eşitmiş. Tek seferde anlayan yoruma yazsın. Bu cümleyi tek seferde okudum hocam çat diye anladım bir daha da okumaya gerek duymadım diyen helal olsun diyorum. Şimdiden üniversitede hayırlı uğurlu olsun kazandığı üniversite diyelim. Gerçekten zor bir cümle o yüzden bir daha bir okumakta fayda var. Daha doğrusu örnek de var hani onun üstünden anlatalım. Şimdi bak bir çokgen var hatta dörtgen o görüyoruz hani kare dikdörtgen fark etmez dört kenarı var. Zaten bize de ne diyor bak şeklin değeri diyor şurayı çiz bundan sonra başlıyoruz. Çokgenin kenar sayısının karesi. E hocam burada dört kenar var. Tamam evet al onun karesini o zaman. 16. İşte bu 16'nın. Çokgenin içinde yazan sayıya bölümünden kalan isteniyormuş. Şimdi 16'yı 7'ye bölersem ben 16'yı böl 7'ye 2 kere var 14 çat çuttan 2 kaldı mı? Hal işte bak bölümünden kalana eşitmiş. O çokgenin değeri. Buna göre sen artık mevzuyu diyor anladın gel diyor yamacıma yaklaş ben sana şöyle güzel bir soru çakacağım. O da şu. Eşitliğini sağlayan en küçük A doğal sayısı sorulmuş. Şimdi A sayısı tamam bir altıgenin içerisinde. Hatta biz onu hemen söyle yapalım mı? Altıgen, 6, 6 kenar. Al onun karesini hop 36. Böl A'ya çok güzel işte buradaki kalanı soruyor. Ben bunu nasıl bulacağım ya? Bulamam. Buradan hatta kalanı sormuyor. A'yı soruyor. Hani kalanı da bulacağız bir de A'ya gideceğiz. Sakin, relax. Niye relax? Çünkü sağ tarafında vermiş canım bize bir tane. Bildiğimiz, bulabileceğimiz bir değer vermiş. Üçgenin içinde, üçgen karesi 9. Üçgenin karesini 5'e bölüyorsun. Hop buradan bir kere var dedin, yapıştırdın. 4'ü buldun ya. İşte bunun sonucu 4. O zaman bunun sonucu da 4 diyeceksin. O zaman buradaki kalan 4'müş. Bak şimdi hemen bunu büyütüyorum şuraya. 36'yı A'ya bölmüşüz. 4 kalmış. Buna göre en küçük A doğal sayısını söyleyin bana. Burada hemen bölme kurallarını hatırlıyoruz. Ya burada kalan 4 kalmış. A'yı bulacağım ben ama en küçük istiyor. Normalde ben bunu 10 da yazarım. O 12 de yazarım vesaire. Hani şeye kalana bakmadan salladım. Şimdi 4 kaldıysa ben bu A'ya ne verebilirim? Şimdi 3 diyemem. 3 dersem bölme devam eder. 4 desem yine bölme devam eder. O zaman geçmiş olsun. Kaç olması gerektiğini buldun. 5 olacak. Çünkü A sayısı büyüktür 4 demen lazım, diyebilmen lazım. Burada da en küçük A'nın 5 olduğunu hemen yapıştıracağız. Ve mevzuya da burada noktayı koyacağız. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hem yeni nesil soruyu da şöyle bir araya attıralım dedik. İsterseniz yorumlarda belirtirseniz devam da ederiz. Yeni nesil soruların sayısını da arttırırız. Şu an güzel bir plan yaptık. Bu arada 9. sınıf videoları gelmiyor falan demeyin. Her hafta mutlaka en azından bir video yapmaya çalışıyoruz. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sene sonuna kadar beraberiz. 10. sınıfta da bakalım. Planlar, programlar ve sizin talepleriniz doğrultusunda yine devam ederiz. Bizim için problem yok. Size yeter ki yararlı olabilelim. Hep yanınızda olmak için
yararlı olabilmek için, yani size faydalı olabilmek için uğraşacağız. Bu yüzden benden bu kadar bu videoluk. Arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletin. Değillerse buraya gelip abone olabilirler. Onlar da faydalanabilirler. Ücretsiz olarak PDF'lerini de biliyorsunuz alt tarafta paylaşıyoruz. Oradan video izlemene bile gerek yok. Alıp çözebilirsin. Evet, o zaman bu kadar. Yeter. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.